Teşekkürler. Rehberimizde 1 Temmuz'da geçerli olmak üzere geçen cuma günü gazetelerle ilgili düzenleme yapıldı. Yani bilim kurulu bununla ilgili düzenlemeyi geçen cuma yaptı. Ama 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere. Spor müsabakaları için de önümüzdeki yasa kalkacak 1 Temmuz'dan itibaren. O karar da geçen cuma alındı. Önümüzdeki süreçte biz bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız. Tek bir alanda değil. Spor müsabakaları için de benzer şekilde sayıları belirleyerek tedbirlerle seyircili oynanabileceğini şimdiden söylemek istiyorum. Biontech aşısının ikinci dozuna ilişkin olarak 6-8 haftaydı. Bu sürenin daha da kısaltılması gündemde 4 haftaya kadar. Bununla ilgili çalışma ne aşamada, böyle bir değişiklik olacak mı acaba? Bildiğiniz gibi 6 haftaya uzatmayı Uğur Hoca'yla da görüşerek karar vermiştik. Ve yaygın, özellikle vatandaşlarımıza erken dönemde birer aşıyı yapmak istemiştik. Şu dönemde elimizde yeterli miktarda aşımız var. Yarın bilim kurulunda gündem konularından bir tanesi de bu olacak. Yani 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu dahil olmak üzere özellikle rapel veya hatırlatma dozu dediğimiz 60 yaş üstü vatandaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza bunun uygulanıp uygulanmama ve nasıl uygulanması gerektiğiyle ilgili bilim kurulunun yarın gündemi olacak. Bunu da devamlı zaten açıklamış olacağız. Yani 3. doz yarın gündemde. Yarın gündemde. Efendim, COVID-19 hastalığını geçirmiş olanlardan 6 ay sonra aşı olabiliyorlardı. Bu sürenin de kısaltılması. Bu da yarın gündem konularından birisi. Efendim? Yani kısaltılıp kısaltılmama durumu, o da yarın önemli gündem maddelerinden biri. Şehir hastaneleriyle ilgili bazı iddialar gündeme geldi. Yabancıları satışı ile ilgili. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Böyle bir şey var mı? Bu konu sürekli gündemde tutulmaya çalışılıyor. Ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Şehir hastaneleri binaları ve arsaları devletindir. Kamu özel işbirliğiyle yapılan şehir hastanelerinin bu haliyle binaları da arsaları da devletindir. Bunun altını çiziyorum. Burada yapılan bu binalar karşılığı 25 yıllığına kira ödemesi şeklindedir. Ayrıca 19'a yakın hizmetin satın alma durumudur. Kira durumu 25 yıllıktır. Hizmetlerin satın alma durumu ise 5 yıllığına alınır. Yani 5 yıldan sonra serbest açık ihaleyle bu tekrar bizim irademizde kaç yıllığına bu hizmetleri, hangi hizmetleri almak istediğimizi zaten belirlemiş olacağız. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir devir söz konusu değil. Bunun dışında yapılan şu, 19 hizmetin bazı kalemleri, otopark gibi, güvenlik gibi, yemek gibi, temizlik gibi hizmetleri bir başka firmadan alabilirsiniz. Bunu biz kamuda, kendi hastanelerimizde de, üniversite hastanelerimizde benzer şekilde hizmetler alıyor. Bu hizmeti almaktan öte bir durum değildir. Toplamda işletmenin bu binaları yapan yatırımcının değişikliği söz konusu olmamıştır. Bu değişiklik ancak bakanlığımızın onayıyla mümkün olur. Böyle bir onay da söz konusu değildir. Yani özetle binalar ve arsalar devletindir. İşletmeleri, biz hizmetleri bir şekilde satın alabiliyoruz. Bu alınan hizmetleri ilgili yatırımcı bir başka firmadan alabilir. Bu hizmeti güvenlik gibi, temizlik gibi, otopark gibi hizmetler olduğunu söylemek istiyorum. Kaldı ki ilgili firmada Türkiye'de
40 binden fazla çalışan olan 15-16 yıldan bu yana da hizmet veren bir firma. Bu anlamda bir devir söz konusu değildir. Teşekkür ederim. Danimarka sermayeli olan firma Türkiye'de 16 yıldan bu yana 40 binden fazla çalışanı olan, birçok yere hizmet veren, bu anlamda yatırımcının hizmet aldığı bir firmadan öte bir durum değildir. Yani binaların satışı, hastanelerin satışı, devri söz konusu değildir. Hastanelerde, binalarda, arsalarda devletindir. Biz 25 yıllık kira sözleşmemiz ve 5 yıl süreyle geçerli olabilecek hizmet alımı dışında bir durum değildir. Kaldı ki yatırımcının da değişikliği söz konusu değildir. Bu ancak bizim iznimizle mümkündür. Yatırımcının değişikliği de olmamıştır. Sayın Bakanım, BioNTech aşılarının özellikle Fransa'nın iptali üzerine Türkiye'ye geldiği ve aşılamanın hız kazandığı iddiaları var. Doğru mu Sayın Bakanım? Buna da açıklık getireyim. Bildiğiniz gibi biz aşıları BioNTech'ten alıyoruz. Niye BioNTech'ten alıyoruz, Pfizer'den almıyoruz? BioNTech, Almanya ve Türkiye'ye aşı ihtiyacını BioNTech bu iki ülke için bu ihtiyacı karşılıyor. Diğer ülkelerle ilgili satış ise Pfizer üzerinden yapılıyor. Yani Fransa Pfizer'den satın alıyor, BioNTech'ten değil. Bizim ta 9 aydan bu yana BioNTech ile ilgili uğraşlarımızı biliyorsunuz. Ve özellikle Mart hatta Nisan sonuna kadar miktar sınırlaması yapmadan Türkiye ne kadar verilebilirse onu almaya hazır olduğumuzu her defasında söylemiştik. Ve bu çerçevede de Mart sonuna kadar ancak 4,5 milyon aşı için 27 Aralık'ta sözleşme yapabilmiştik. 4,5 milyonu 5 milyon yapamamıştık. Ve devamında üretim hattı giderek artınca, kapasite artınca biz 120 milyon anlaşmayı en son bildiğiniz gibi geçen ay yaptık. Bu dönemde Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'in sattığı ülkelere gidebilir. Dolayısıyla Fransa'nın almadığı aşının Türkiye'ye gelme gibi bir durum söz konusu değil. Biz çünkü BioNTech'ten alıyoruz. Sayın Bakan, aşı tereddütü yaşayanlar vardı ilk aşılamaya başlanıldığında. Şu anda aşı tereddütünde Türkiye ne durumda? Orada da şunu söylemek istiyorum. Bu fazla gündemde tutulan bir konu. Aslında vatandaşımız aşıya son derece uyumlu. Nereden biliyoruz? Dünyada yine farklı olarak en çok çocukluk çağı aşılarını yaptıran bizim vatandaşımız. Kızamık aşısını %98'lere kadar yaptıran yine bizim vatandaşımız. Ben bu anlamda bir sorun olduğunu görmüyorum. Ve bu çerçevede gündemde tutularak bu algıya da hizmet edildiği kanaatindeyim. Bir sorun olarak da görmüyorum. Teşekkür ederim. Delta varyantı efendim. Delta varyantı. Delta varyantı Delta artıyor. Delta Plus daha yok ama Delta varyantı artıyor. Geçen hafta da söylemiştim. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim. Şu an 224'e çıktı. 16 ilde görülen Delta varyantı şu an 26 ilde görüldü. 26 ilde ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 Delta ve bunun 134'ü de İstanbul'da. Efendim, Rusya'dan gelen turistler var. Rusya'nın son dönemdeki vaka artışını da biliyoruz. Bu anlamda ek tedbirler gerekiyor mu? Biz yurt dışından gelen herkesten bildiğiniz gibi 48 saat içinde antijen veya 72 saat öncesinden PCR testi mutlak alıyoruz. Bazı ülkelerde de zorunlu PCR alıyoruz. İngiltere gibi, İran gibi. Bazı ülkelerde de dün itibariyle ayın birinden itibaren geçerli olmak üzere yasak koyduk biliyorsunuz. Özellikle 6 ülkeye ve Delta varyantının yoğun olduğu Bangladeş gibi, Hindistan gibi, Brezilya gibi, Nepal gibi, Sri Lanka gibi ülkelere. Bunun dışında Pakistan ve Afganistan içinde zorunlu karantina söz konusu. Bu çerçevede biz her vatandaştan, Rusya'dan gelen dahil olmak üzere
48 saat veya 72 saat öncesinden antijen veya PCR alıyoruz. Bunları yeterli görmüyoruz. Ayrıca yaygın örneklem yöntemiyle tarıyoruz. Buradan herhangi bir şüphe durumu oranda bir artış söz konusu olursa o durumda alınabilecek tedbirler karantina dahil olmak üzere zaten belli. Teşekkür ederim. Sinovac aşısıyla ilgili Çin'le bir ortak çalışma grubu kurulacağı, Türkiye'de üretileceği ilgili bir açıklama. Sinovac'ı Türkiye'de üretim için davet ettiğimizi biliyorsunuz. Sinovac Türkiye olarak Türkiye'de üretimi yapmalarını önemsiyoruz. Bu çerçevede teknik bir ekip Türkiye'ye geldi. Üretim için şartların uygun olduğunu söylediler. Zannediyorum önümüzdeki günler üretimle ilgili bir ekip gelmiş olacak. Geldiler, bir daha gelecekler. Ekip uygunluğu için özellikle geldi. Üretim için Türkiye şartlarının uygun olduğunu bize söylediler. Üretim için daha geniş bir ekiple geleceklerini ifade ettiler. Efendim, bütün bu önlemler ışığında gelinen noktada maskeden ne zaman kurtulacağız? Hepimizin arzusu normal hayata dönebilir olmak. Bütün çabamız daha önce de ifade ettiğim şekliyle pandemiyi ülkemizin gündeminden çıkarmak. Bunun olmazsa olmaz şartı ne? Aşı, aşı, aşı. Varyantın, delta varyantının en büyük koruyuculuğu ne? Yine aşı. Aşıların delta'ya etkisini de biliyoruz. O nedenle Türkiye'de daha yoğun delta'nın olmadığını görüyoruz. Ne kadar erken dönemde vatandaşımızı aşılayabilirsek o kadar delta'nın yaygınlığını da azaltmış ve pandemiyi ülkemizden çıkartmış olduk. O nedenle aşı son derece önemli. Onun için de bayrama kadar en az bir doz aşı olma oranını 18 yaş üstündeki vatandaşımızın %70 oranında olmasını önemsiyoruz. Hedef %80 ve üzeri, ama bayrama kadar en az bir doz aşılanma oranı %70 olmalı diye hedef koyduk. Sayın Bakan, şu an rakam bildiğiniz gibi 2 doz aşısı olan vatandaşımızın sayısı 15 milyonu biraz önce geçti. En az bir doz aşısı olan da şu an 34 milyonu buldu. Dolayısıyla toplamda %25 oranında çift doz aşısı olan vatandaşımız oldu. 18 yaş üstündeki vatandaşımızın diyorum. Yine 18 yaş üstündeki vatandaşımızın en az bir doz aşı olma oranı ise %57'ye yaklaştı. Biz bunu bayrama kadar %70 yapmak istiyoruz. Hedef %80 ve üstü. Sayın Bakan, spor müsü vakalarını açacağınızı söylediniz. Bu gece 24 yasağı sanatçılar tarafından çok tartışılıyor. Virüs 24'ten önce sonra farklı mı yayılıyor diye. Şimdi seyircinin müsabakaları da söylediğiniz için bu yasak konusunda bilimsel açıdan bir yeniden değerlendirme olacak mı? Ben demin de ifade ettim. Bir kez daha söyleyeyim. Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak. Teşekkür ederim.